Kankalarım, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Teknofest'i çekelim İstanbul'da. Evet. Evet, nedir bu Teknofest? Teknoloji Festivali. Gördüğünüz gibi burada helikopterler işte. Gördüğünüz gibi F-16'lar, teknoloji şeyleri falan. Sizlerle birlikte burayı tanıtacağım. Sizlerden güzel bir beğeni bekliyorum. Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Bugün sizlerle birlikte Teknofest'i tanıtıyorum. Teknofest nedir peki? Teknofest teknoloji festivali, uzay, bilim ve teknoloji festivali. Hava helikopterlerini görüyorsunuz burada. Enfes ya. Evet, arkamda görmüş olduğunuz Atak helikopteri. Helikopterin kanatları çok uzun. Ha? Diğer helikopterlere göre küçük ama burada NASA yazısı var. Bayağı Atak bir helikopter var. Soğuk ve enfes. Aman sergiden böyle uzay ve hava ve teknoloji festivali yani. Anlayacağınız üzere görmüş olduğunuz gibi burada şeyler görmektesiniz. İşte helikopterleri görüyorsunuz. Sahil güvenlik helikopterleri bunlar. Evet.
Yine F-16'lar bir yandan kalkışa geçiyor. İşte polis helikopterleri, sahil güvenlik helikopterleri. Evet, görmüş olduğunuz gibi burada da kocalar uçakları görüyoruz. Türk Hava Kuvvetleri. Anlatmaya gerek yok. Fantastik. Fantastik Festival. Teknofest. Alıyoruz. Uçağın içerisi. Herkes kısıtlamasın diye kapattım. Oturma yerleri. Aynen oradan giriliyor. Oradan giriliyor. Aynen oradan giriliyor. Herkes kısıtlamasın diye kapattım. Görmüş olduğunuz gibi. Askerler bir yol çağırıp karşılıyor. Uçağımız 1971 yılında Türk Hava Kuvvetleri'ne devam etmektedir. Uçağımız askeri nakliye uçağıdır. 91 tane yolcu taşıma, 62 tane paraşütle atma veya 60 tane hasta naklinde kullanılabiliyor. 16 ton yük taşıyabilmektedir. Saatte 420 km hıza ulaşabilmektedir. Sorularınız varsa alayım. Yani 48 yıldır silahlı kuvvetlerde uçuyor. Başarılar diliyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Allah razı olsun. Başarılar diliyoruz. Bir savunma bakanlığı var, karşıya geçiyoruz. Rus. Evet. Genelkurmay Bakanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı. Evet, Phantom da helikopter. Helikopter diyoruz. Uçak. Görmüş olduğunuz gibi jet uçak. Anlatmaya gerek yok. Jet. Araç Stanford Üniversitesi'nin sunmuş olduğu ürünler mevcut. Thank you.
tane ürün sunuyorlar burada. Ürünlerini sunuyorlar işte. Tüm taklit fuarını geziyoruz. Üniversite öğrencileri araştırma projesi görmüş olduğunuz gibi burada yine bir uçak tasarımı var. Sağlıklı YouTube videosu çekiyorum. Bilgin olarak da ona göre geldiler işte bu gözlükten sensörler sayesinde 3 boyutlu taslak oluşturup alıyoruz bu eriyi. Bu eriyi buradan ensedeki parçaya bastırma yoluyla hissettiriyoruz. Teşekkür ederim gösteriniz için. Hayırlı günler. YouTube videosu çekiyorum, konuşmanızı alabilir miyim? Tabii cihaz hakkında mı konuşalım? Evet, cihaz hakkında bir video öngörüsü alsın. Şöyle söylersen, biz şu terminal dediğimiz bağlantı araçlarını kablolara takan cihazların kalite kontrolünü şu an yapıyoruz burada. Bunlar kablolara otomatik ya da manuel çakım makinelerinde çakılıyor. Çakım gerçekleştirdikten sonra da bunun kalite kontrolünü çekme kontrolünü sağlıyoruz burada. İstersen canlı bir örnek de gösterelim, daha iyi olur sizin. Elektrik kabloları terminal çakım kalitesi belirlemede kullanılan çekme. Kalite kontrolcü. Teşekkür ederim görüşmek için. Hayırlı günler. Burada yine yapay zekalı katı atık ayıklama makinesi var. Görmüş olduğunuz gibi. YouTube videosu çekiyorum. Cihazımız hakkında bir bilgi alabilir miyim? Tabii, anlatayım. Gel kardeşim. Bu atılan atıkları yapay zeka ile ayrıştırma işlemini yapıyor. Şimdi attığın atıklardan da ayrıyetten puan kazanabiliyorsunuz. Atı atıyor. Şurada yapay zeka bir metal olduğunu söylüyor. Aşağıda şurada metal halkası. Şuradan sen gelişe bak. Atı direkt o metal kısma atıyor. Daha sonra da bir modül uygulaman. Modül uygulaman üzerinden açtığı zaman bu attan atıktan puan kazanabiliyorsun. Bunu tamamen yapay zeka ile yapıyoruz. Ya da beraber mi çekiliyor? Teşekkür ederim bilgilendirdiğiniz için. Hayırlı günler. YouTube videosu çekiyorum abi. İçeriğiniz hakkında bilgilendirir misiniz? Gerçeklik uygulaması. Şimdi uygulamamızı açtığımızda basit bir kameramız var. Kameramızı uygun yerlere tuttuğumuzda bizim için arttırmış gerçeklik boyutları gerçeklik. Şimdi mesela sayfamızdaki karakterlerimiz bize yön veriyor. Bu sayfada ne yapmamız gerektiğini. Örneğin şu şekilde sesi duyulamayabilir seslerinde. Şu şekilde 3 boyutlu olarak çıkıyor ve dikkat çekiyor. Zaten otizmlerle ilgili çalıştığımızda onların dikkat problemi var. Daha sonra E'ye gidiyorsunuz. Tuttuğunuzda E harfinin yazılışını ve çizimini öğreniyor. Çok güzel bir tasarım olmuş. Ondan sonra ve 3 boyutlu olarak çıktısını alabiliyoruz. Elinize emeğinize sağlık. Bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler.
yağlı şebekelerde güç kalbi sıçrasyonu kullanıyor. Valla da çekmiyorsun. Görmüş olduğunuz gibi muazzam bir cihaz. Gerçek zamanlı yapay zeka destekli kurs kalitesi sistem arkalarının öngörü aracı. Evet. Sandık olarak su kalitesini ölçüyoruz. Gerçek zamanlı yapay zeka teşekkür ederim ilgilendirdiğiniz için. Hayırlı günler. Evet, cihazı da yakından inceleyelim. Hayırlı günler tekrardan. Güneş panelleri için akıllı bağlantı kutusu görmüş olduğunuz gibi burada. Videosu var. Otele gidiyoruz. Otele gidiyoruz. Akşam. Yerli üretim rüzgar stüdyosuna. YouTube videosu çekiyorum. İçeriğiniz hakkında bir bilgi alabilir miyim? Benimle yüksek bir rüzgar tepe tasarladık biz. Tabloları görüyorsunuz. Normal diğer rüzgar tepeden daha verimli bir rüzgar tepe. Analizler eşliğinde bu verim artırmasını sağladık. Bunu 3D bir tırtıta bastık. Diğerinde poli kompozit malzemeden imal ettik. Onun dışında bir video yaptık yine. Maliyeti de hangi malzemeden yaptınız? Polyester. Polyester. İlgilendirdiğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler. Burada yine uzay bilimiyle alakalı şeyler var. Böyle sorduğunuz gibi. Evet, TÜBİTAK üniversite öğrenciler araştırma proje yarışmalarında gelmiş oldu. Görmüş olduğunuz gibi evet. Türkiye motor güç sistemleri var. Burada yine görmüş olduğunuz gibi cihaz var. Teknik güzellikleri falan böyle. Konuşan bank. Neresi? Barış Manço. Yanında var ya. Geçer ne sürede zaman mekan. Sonra esas kıtır yat bir yan. Geçici olmaz olur zaman. Kaçamaz sonra gerçek hayattan. Geçer ne sürede zaman mekan. Sonra esas kıtır yat bir yan. Geçici olmaz olur zaman. Kaçamazsın sonra gerçek hayatı sağ. Sağ yani. Sağ yani. Can çekmesi var. Aklını topla kendine gel. Unutma her an. Ben sende ecel. Kurtulmak için tez düzel. İbadetin yap her daim güzel. Aklını topla kendine gel. Unutma her an pençende ecel. Kurtulmak için tez düzel. İbadetini yap her daim güzel. Geçer zaman, ev araba falan filan. Dünya malı yalan dolan. Göz açıp kapaya kadar geçen bir an. Sakın kanma geçer zaman. Ev araba falan filan. Dünya malı yalan dolan. Göz açıp kapaya kadar geçen bir an.